Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Ekim ayı sizin için iş, kariyer, gelecek hedeflerinizle ilgili yenilikleri işaret ederken, özellikle gelecek beklentileriniz ve kariyer hedeflerinizde bazı dönüşümlerle de karşılaştırabilir. Evet, ayın genel başlıklarını şöyle bir baktığımızda Güneş Terazi burcunda ilerliyor olacak 23 Eylül'e kadar. Mars Terazi burcunda ayın büyük bölümünde, Merkür Terazi'de 18'ine kadar geriliyor. 18'inden sonra ilerleyecek ve 6 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise Koç burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, detaylara bakalım. Güneş, Merkür, Mars 10. evinizde ilerlerken 6 Ekim'de meydana gelecek Terazi yeni ayı. Özellikle iş, kariyer konularınız, toplumdaki duruşunuz, statünüz, gelecek beklentilerinizde bazı yenilikleri, dönüşümleri de işaretliyor olabilir. Evet, Merkür retrosu devam ediyor olacak bu yeni ayda. Dolayısıyla biraz hani konu ve kavramlar, kararsızlıklar ve belirsizlikler de içerebilir ya da geçmişle ilgili konu ve kavramlar bu yeni ayın gündeminde yer alabilir. Daha önceden yapmak istediğiniz bir iş örneği ya da işle ilgili, geleceğinizle ilgili, kariyer hedeflerinizle ilgili bazı konuların tekrar ele alınması, buralarda belirsiz koşulların, özellikle ilişkiler ve işbirlikleri alanında kariyerinizi etkileyecek bazı konuların tekrar gündeme gelmesi ya da süregelen ilişkiler ve işbirliklerinizde bazı önemli kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarıysa bu yeni ay sizin için çok daha öncelikli olabilir. Daha önemli tesirler getirebilir. Yeni ay etkileri 2 hafta kadar, 20 Ekim'e kadar olan süreçte özellikle gündemimizde olacak. Evet, 6 Ekim'de yeni ay sırasında burcunuzda bulunan Plüto artık retrosunu tamamlayıp ileri harekete dönecek. Aslında Ekim ayı birçok gezegenin retro hareketinin sona erdiği bir ay. Ancak ilerleme olmadan önce gezegenler önce bir yavaşlar, sonra biraz duraklar, ondan sonra ileri harekete döner. Bu ay çok az rastlanan bir şekilde birçok kolektif gezegen aynı anda aslında ileri harekete döneceği için duraklamaları da ay içerisinde yaşayacağız. 6 Ekim'de öncelikle Plüto burcunuzda böyle bir duraklama yaşayacak, ileri dönmek üzere. 10 Ekim'de Satürn Kova burcunda retrosunu bitirecek. 18 Ekim'de Jüpiter Kova burcunda retrosunu bitirecek ve yine 18 Ekim'de Merkür Terazi burcunda gerilemesini sonlandıracak. Gerileyen bir gezegen durduğu anda aslında gerçekten zaman algımızda bile böyle bir yavaşlama, bir duraklama olabilir. Ve belki bizim de bazı işlerimiz, projelerimiz o an duraklayabilir. Bir yavaşlama dönemi, belki bir içe dönme dönemi. Duraklayan bir gezegen enerjisini belirli bir noktaya odaklar. Özellikle bu burç hangi burçtaysa ve sizin kişisel haritalarınızda hangi evdeyse bu gezegen, o noktalarda odaklanma söz konusudur. İşte bu odaklanmayla beraber içinde bulunduğunuz şartları daha iyi analiz edebilirsiniz. Özellikle gerileme sürecinde yaşadıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Bazı eksikleri görmeniz, hatalarla yüzleşmeniz de mümkün aslında. Ve gezegenler ileri harekete döndüklerinde güçlerini de toplayıp daha hızlı ilerleyecekleri için hedeflerimiz, planlarımız, projelerimiz daha hızlı ilerleyecek ve sonuç odaklı olabilecekler. Evet, özellikle ayın 5'i ile 20'si arasında bu gerileme etkileri ve hatta gezegenlerin yavaşlamaları ve duraklamaları söz konusu. Satürn'ün ve Jüpiter'in Kova burcunda olması özellikle finans, para konuları ile ilgili alanlara, işte Merkür'ün Terazi burcundaki ilerlemesi, iş, kariyer konuları ve buralardaki sizin kişisel girişimleriniz alanında daha fazla odaklanmanıza aslında neden oluyor. Bir şeyler daha bir netleşecek bu süreç içerisinde. Ve ayın 20'sinde Koç burcunda dolunay var. Bu dolunay 4. evinizi aydınlatırken aynı zamanda yönetici gezegen Mars teraziden yine burcunuzda bulunan Plüto'yla dik açı oluşturacak. Bu ay ortalarında Güneş Plüto karesi de etkin. Tam dolunay sırasında Mars Plüto karesi de etkinleşecek. Ayın genelinde bazı güç mücadeleleri içerisinde olabilirsiniz aslında. Elinizde bulunan otorite ve özellikle aile içerisindeki koşullar, ebeveyn ilişkileriniz veya birlikte çalıştığınız kişilerle aranızdaki ilişki dinamiklerinde
Zaman zaman manipülatif durumlar, biraz baskılar, belki mücadeleler söz konusu. Burada kişisel inisiyatif aldığınız alanlarda özellikle siz daha çok daha güçlü ve belki söz sahibi olabilirsiniz. Biraz daha gücünüzün ve otoritenizin de çok kendini ifade ettiği, gösterdiği bir ay. Özellikle bu Koç dolunayında ev, aile konuları, kariyer konularındaki bazı seçimlerinizde çok daha söz sahibi olabilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir, evlenme, aile kurma veya belki iş kurma, hani işinizle ilgili yapacağınız bazı dönüşümler, önemli kararlar da söz konusu olabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 27 derece Koç burcunda meydana gelecek. Dolayısıyla özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, kişisel haritalarınızda önce burçlarda gezegenleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Doğum günü özellikle 14-20 Ocak arası olan Oğlak burçlarımız bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirler. Evet, dolunayın takip eden 20 Ocak itibariyle aslında 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası da bu tesirler kendini hissettirecektir güçlü bir şekilde. Ama Ekim'in son haftalarında özellikle dolunay tesirleri yaşamımızda çok daha belirgin olabilir, çok daha dönüştürücü olabilir. Ve Mars ayın 30'unda teraziden ayrılıp Akrep burcuna geçecek. Güneş ise 23'ünde Akrep burcuna geçiyor. Mars özellikle Kasım ayında tabi Akrep burcunda çok güçlü bir şekilde ilerleyecek. Bu dönem sizin adınıza da faydalı bir dönem olabilir. Çünkü Eylül ayında ve Ekim ayında Mars geçişi biraz sizi zorladı. Zaman zaman çok ilişkiler alanında, iş ve sorumluluklar alanında biraz agresyon yarattı. Ama Mars'ın Akrep'te ilerlediği Kasım ayında özellikle belki daha hedef odaklı olabilecek, daha güçlü bir şekilde iradenizi ortaya koyabileceksiniz. Hem sosyal olaylarda hem de iş ve projeler alanında sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.